aklındaki lider kim? Nasıl aklındaki lider? Yarın seçim sandığına gittiğinde kim oynayacak? Bu giderse kim gelirse gelsin bundan daha iyi olur. Ciddi söyleyeyim. İlk defa beni şaşırtan bir çizgi düşürdü. Kim gelirse bundan iyi olur. Kim gelirse bak. Evet. En kötüsünü söyle, bundan iyi olmazsa ben hiç. Peki, çünkü peki. Bunların çok bildikleri için böyle, onun için böyle oldu. Adam daha enflasyonun şeyini bilmiyor adam ya. Bir Kasım'daki bir hareketi enflasyonu %100'e çıkarttı. Adam anca laf, boş laf işte, toplayın milleti, boş laf. Evet. Karizmaymış. Neyin karizması la? Neyin karizması? Uzun adam dik duruyormuş. Memleket halt etmiş, o karizma yapmış. Abi nasıl gidiyor geçimler? İyi. Geçimler zor. Bak elbise alamıyoruz. Çocuğa okul başka. Kıyafete mi çıktık abi? Kıyafet aldın. Evet. Okul kıyafeti. Evet. Ne kadarmış abi? En şey 300'den başlıyor. 200, 300. 200, 300'den başlıyor. Evet. Okul alışverişi mi? Tam okula. Okula alışveriş. Kalemi, silgisi vesaire, defteri. Onlar da bayağı pahalı yani. Bir silgi yani 5 lira, 10 liradan başlıyor. Gelir ne kadar abi? Gelir. Aylık daha yeni 7000 lira alıyorum. 7? Evet. Kira var mı abi? Veriyorum. Kira. Ne kadar? 2350. Eski oturan mısın? Daha 2 sene oldu işte. 1600'den 2500 yaptı. O da indirim şu yaptı. Şu anda eve çıkacak olsan senin mahallede ortalama kiralar ne kadar? Senin evlerde ortalamada 4000'den aşağı kira yok. Hani 4000'den aşağı yok. Evet. Peki abi nasıl olacak bu durumlar böyle? 4000'den aşağı yok. Yani yarın bir gün evi satıyorum çık dese ne yapacaksın? Dün Cumhurbaşkanı demiş kişi başı milli gelir 9000 dolar. 9000 dolar. Vatandaşın haberi var mı bundan? Vatandaşın yok. 9000 dolar olur mu ya? Ben 4 çocuğum var. Bir de benle hanım. Düşünsene milli gelir kişi başı o kadar gelir mi? 7000 bin 2000 bir şey gelir. Var mı o kadar gelir? Yok. Yok. Peki abi, yani çocuğa sorsalar bile göler ya. Peki abi yarın seçim sandığına gittiğimizde kime oy vereceğiz? Ha, bizimkisi bellidir zaten. HDP'dir. HDP. Evet. Şu an içeride kendisi mesela kime oy verin diye söyler. Kendisi şu anda içeride ne olsa parti yine... Parti destekleyin veya şu ismin arkasında durun falan der mi? Diyebilir de ikinci şeyde diyebilir, ikinci turda. İkinci tura kalırsa. Kim der mesela? Kim aday gösterir? Mesela şu anda aday İmamoğlu olursa veya ya da herhangi birisi olursa yani kim şey olur mahsur... Her türlü diyorsun yani, gösterir. Gösterir. Peki teşekkür ederiz abi. Abacım nasıl gidiyor durumlar? Nasıl pazar market fiyatları? Çok pahalı, çok her şey. Almış başını gidiyor. Almış başını gidiyor. Binecek mi? Evet. Şey yapabildik mi? Konserve yapabildik mi bu sene? Yok, ben yok. Herkes evini alıp da yarım kiloyu götüremiyor. Seneye koca kış yiyeceğini nasıl alsın? Çok berbat. Ama bunu bakın, ben şimdi gerçeği söyleyeceğim. Asla her şeyi hükümete yüklememek gerekli. Bakın. Bizler de çok vicdansız davranıyoruz. Kiralar almış başına gidiyor. Fırsatçı satıcılar mı var? Aynen. Kiralar almış başına gidiyor. Ev sahibi diyor ki ben bu hükümete vergi vermek istemiyorum. Bir kere onu kaçak olarak şey yapıyor kiracıya. Vergisini vermiyor. İstediği fiyatta olmazsa çık evimden diyor. Ben diyor yabancıya veririm diyor. Veya işte 4000'e 5000'e ev buldum diyor. 1000 liralık ev için. Bu denetim bir mekanizması nerede efendim burada? Evet tabii denetim olması lazım. Ondan dolayı. O satıcılardan bahsettik ya az önce. Evet. Fırsatçı satıcılar. Ha, evet. Onlarda da aynı şekilde yine denetim olması tabii, lazım. Tabii denetim yani hem de çok sıkı bir denetim olması yeterli lazım. Yeterli mi sizce? Hayır, hiç yeterli değil. Çok sıkı bir denetim olacak. Yani halk artık buraya kadar geldi, dayandı. Biz her şeyi ilk etapta hükümete yükleriz. Tabii ki hükümetin çok eksikleri var şu anda, sıkı denetim olması lazım. Bu fırsatçılara fırsat vermemesi lazım. Bu ev sahiplerin yani vergisini vermeyen adamın hala ihbar olduğu halde herhangi bir şey yapılmıyor. Ve davaları da onlar kazanıyorlar, ev sahipleri. Asla kiracılar kazanmıyor. Markete gidiyorsunuz. Bir evin ya 500 lira olur mu Allah aşkına, bir markete 500 lira veriyorsunuz. Sebzenizi, meyvenizi elbette ki alacaksınız. Yani aç mı duracağız? Temel ihtiyaç. Tabii temel ihtiyaç. Sizin deterjanınız var, ne bileyim yani etiniz var, kahvaltılığınız var. Bunların hepsi bir şey. Ve bu asgari ücret asla kesinlikle, bu çok komik, bir alay edici bir maaştır.
bunu yükseltmeleri lazım. İnsanların ferah, rahat, evet, rahat bir nefes alması için. Yoksa bilmiyorum. Yani hükümetin çok iyi, sıkı, şu sıralar sıkı bir denetim yapması lazım. Peki var mı aklımızda bir lider? Benim seçim olduğunu tekrar kim destekliyor? Şimdi söyleyeceğim onu da. Aklınızda bir lider var mı dediniz? Bize kim refaha kavuşturursa, kim bizi nefes aldırırsa, hiçbiri babamızın oğlu değil. Doğru mu? Şu anda hayır. Şu anda aklımda yok. Yok ama göreceğiz yani şu kısa zamanda bir şeyler, dolar almış başını gidiyor. Ona Türk parası ölmüş. Can çekişiyor. Yani can çekişiyor değil, ölmüş tamamen. Gitmiş. Yani biz bakın zengin zengin. Fakir de çok fakir. Yani orta tabaka gitti. Fakir ve zengin kaldı. Evet. Ondan dolayı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok rica ediyorum. Şu anda hükümeti yönetenlere çok rica ediyorum. Çok sıkı bir denetim. Yani lafı sözü bırakalım. En güzeli yapılacak şey şu halkı rahat ettirmek. Okullar başladı. Çocuk kalem alamıyoruz ya, defter alamıyoruz sorunlarımıza. Evet. En düşük. Evet. Akşam bir eşortman aldık. 150 bin lira değil mi? Hem ucuzunu aldık. Bir pabuç aldık. 1 milyon. Evet. O bunlar olacak şeyler değil yani. 1200 liraya mı aldık? Evet, 1200 liraya buradan Bakırköy'de. Ayakkabı. Evet çocuğa. Yani aldık, hayır biz Sapanca Nur içinde yansın, çok doğru söyledi. Ben Mahmut Paşa'dan giyecek kadar dedi zengin değilim. Ben o çocuğa yani ben değil babası. Aldığı zaman o çocuk birkaç sene giymesi lazım. Ama gidip ucuz bir şey alırsa kaç gün giyecek? Değil teşekkür mi? Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler olur hepimiz için. Hiçbiri babamızın oğlu değil. Hiçbirimize bir menfaat yok. Bizim vatanımız, milletimiz için çalışacak, sıkı böyle gerçekten sarılacak bir lidere ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Genel durumlar nasıl? Ülkenin durumunu nasıl gözlemliyorsun? Geçimler ülkenin nasıl? Ülkenin durumu pek iyi değil ama ya bir şekilde yuvarlanıyoruz. Daha kötüsü de var diyoruz. Şükretmeye çalışıyoruz. Daha kötüsünü görerek şükrediyoruz şu anki halimize. Evet. Peki dostum, niye daha iyileriyle kıyaslıyorlar da daha kötülerini göstererek şükretmemizi bekliyorlar? Ya işte mesela 2-3 sene öncesine kadar da durum kötüydü. Ama işte daha ne kadar kötü olabilir diye düşünmedik. Daha yani kötüsü yok dedik. İş gücü beklerken Almanya'ya örnek gösteriyorlar. Maaş verirken Somali'ye örnek gösteriyorlar. Evet, çok yanlış. Yani biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Her zaman daha iyi kovalamamız lazım. Yani neden bir Amerika değiliz, neden bir Almanya değiliz, bunları kovalamamız lazım. Neden değiliz peki? Neden değiliz? Bence baş yani bence ilk problem eğitim. Eğitimden başlar şey. Eğitimsiz bir ülkeyiz. Yani çocuklar mesela üniversiteye geçene kadar, çocukluğundan beri doktor olmak istiyor. Ama daha üniversiteye geçene kadar hiçbir eğitim almıyor bununla alakalı. Ya da yani hedefi net belli ama hiçbir eğitim almıyor. Bence diğer ülkelerde yapılan en iyi şey bu. Yani eğitim sistemi. Evet. Peki dostum, bizde eğitim sistemi niye bu kadar zayıf? Ki bu kadar yani 20 yılda sana sayısız şekilde değişmesine rağmen. Ya bana soracak olursanız önüne gelen yere imam hatipler açıldı. İşte aman bu dur, imam hatiplere laf etme, sonra alıyorlar içeri. Ya imam hatiplere laf etmekten değil de çok gereksiz fazla. Şimdi çıkıp bir polis geldi, imam hatip mi dedin sen falan diye. Ya kimseden korkumuz yok yani. Ya imam hatip mezunu olabilirsin, imam hatipleri kötülemiyoruz ama gereğinden fazla açıldı yani. Ya bence ülkede mesela ilk önce dinden önce ahlak öğretilmesi lazım. Bu yanlış yapılıyor bence. Peki bu kadar imam hatip açılmasına rağmen niye gençlerde deizme ve ateizme çok fazla yönelim var? Ya çünkü bir kuşu kafese koyarsanız o kuş özgür kaldığı an çok uçar yani, uçar kaçar gider. Bizim aile yapımız da öyle olsun, işte okullar da öyle olsun, hep bastırılmaya çalışan bir toplumuz. Eğer bir yerden yani, bastırınca evet, bir yerden bir kuşu kafesinde tutarsan ya da elini alıp sıkarsan o kuşu bıraktığın an o kuşu uçup gider. Bir daha da geri dönmez. Aynen öyle. Peki senin gözlemlerin kadarıyla ülkeyi bir adım ileriye taşıyabilecek bir lider var mı şu anda? Mesela yarın seçim sandığına gittiğinde kim destekleyeceksin? Ya inan bunu ben de bilmiyorum ama ülkeyi bu durumdan kurtarabilecek biri varsa da bir şeylerin değişmesi kesinlikle gerekiyor. Şu anki mevcut iktidarı desteklemeyeceksin yani. Evet.
desteklemeyeceğim. Yani aday mı var mı peki? Bir adayım yok ama karşısına yani şu ağaç çıksa ağaca oy vereceğim. Çünkü artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Daha ne kadar kötü olabiliriz diye düşünmekten bıktım yani. Ya yani başka bir ülke savaşa giriyor. Ukrayna ile Rusya savaşa giriyor. Bundan nasıl en çok biz etkileniyoruz? En azından o ağaç oksijen veriyor. Yani şu an biz savaşa girsek ne kadar kötü olurdu? Onu bilmiyorum. Bu kadar kötü olur muydu onu da bilmiyorum. Bir akıl mantık erdirir misin? Mesela orada savaş var. %15 enflasyon var. Bize savaş yok. Niye %80? %80 i̇şte, dediğim de yani resmi rakam %80. Öyle. Ya akıl mantığın alıyor mu bunu ya da bir şeyi üretebiliyor musun buna? Yok, kesinlikle almıyor. Ya neden böyle oluyor onu da bilmiyorum. Siyasetle çok aram iyi değildir. Siyaset değil, market yani. Gittiğin zaman markete niye %80? Ya ben şu muhabbetten sıkıldım. Bir arkadaşımla ya da kız arkadaşımla bir kafeye oturduğumda hesap yapmaktan sıkıldım. Rahatça en azından bir çayı içeyim, bir kahvemi içeyim. Şuna ne kadar vereceğim, buna ne kadar vereceğim? Bugün o dışarı çıkıyorsam yarın hiç çıkmayacağım. Evinde içmiyor. Ya ben evime şimdi 5 tane arkadaşımı mı toplayayım? Benim evimde de bir ailem var. İşte 5 tane arkadaşımı aynı anda eve sokarsam olmaz. Niye bazı vatandaşlar, yani bir gencin dışarı çıkıp bir çay içmesini bile çok görüyor? Ya bu çok değil yani. Yani bir çay içebilmeli, en azından bir yemek yemeliyiz. Ha tamam, her gün bunu yapmak zorundayız ama 2 günde bir, 3 günde bir bunu kendine izin vermelisin böyle. Evet. Ya ben açıkçası bugün yemek yedim. Durumum kötü değil ama hani annemle beraber bir yemek yedim, 250 lira para ödedim. Bu yani olmaması gereken bir şey. İki kişi. İki kişi 250 lira para ödedik. Güzel de bir yerde yedik mi? Hayır yani. Bahçeli evlerde bir yerde yedik. Yani gidip Florya'da sahilde bir yemek yemedik. Ne bileyim, Etiler'de bir yemek yemedik. Bahçeli evlerin ara sokağında bir döner yedim. Eyvallah. Afiyet olsun. Genel geçimler nasıl? Ekonomik durumlar nasıl? Nasıl gözlemliyorsun ülkenin halini? Yani son 5 yılda ekonomi olarak çok düşüş yaşadı bu ülke. 2017 seçimlerinden sonra. Ekonomiyi sana kısacası nasıl anlatayım? Şu bankaya giriyorum, tamam mı? Para çekiyorum değil mi? Paranın şeyleri var ya, seri numarası. Birden 10'a kadar 1, 2, 3, 4 de öyle basıyorlar, bastıkları için. Ekonomi çok kötü benim gözümde. Başkasını bilemem. Karşılıksız para basmasının sonucunda oluşan enflasyon neden hala %80 olarak resmi rakamlarda gözüküyor da vatandaş markete gittiğinde ben %200 hissediyorum diyor? Daha çok, %200'den de daha çok emin olabilirsin. Şimdi biz savaşta değiliz, tamam mı? Almanya mesela savaştan çıktığı zaman para basıyordu borçlarını ödemek için. Tamam, şimdi sen savaşta olsaydın ben derdim ki senin ülken savaşta değil mi? Ama bizim ülkemiz savaşta değil abi. 20 yıldır iktidardasın. Sen şimdi sordun ya hani, gençler dinden soğudu diye, niye soğudu diye. Sen 20 yıldır Allah, kitap, Kur'an diyerek şu gençleri soğuttuysan, yani 20 yıldır bana bunu öğretiyorlar. Bizim Allah'ımız var, onların şunu varsa bizim de Allah'ımız var dedi değil mi? Şimdi Kılıçdaroğlu'nu şey diyorlar işte, HDP Genel Başkanı'nı niye çıkarmıyorsun? Kılıçdaroğlu böyle bir şey dedi değil mi? O da zamanında Barzani'nin elini tutup da kavaya kaldırdı yani. 40 bin tane Türk'ün ölümüne sebep olan insanın elini tuttu yani o için. Şimdiki ülkemizde sahnelere çıktılar, lahmacunlar ısmarlandı. Aynen öyle, beraber sahnelere çıktılar. Megri megriler okundu. Ne mutlu küçürdüm diyen yazısı da orada gördüm yani. Ben hepsini araştırırım, benim hesabım var mesela. Yani dediğim şu, hepsi oy için. Şimdi sen sordun dedin de kim şimdi seçim olsa ben oyumu CHP'ye versem, Kılıçdaroğlu'na vermem. Buradan da Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Lütfen aday olma. Yani aday olacaksınız da Ekrem Uyak koyun başa ya da Mansur Yavaş'ı. Mansur'u koy, şu ülkenin başına geçmezse ben adımı değiştiririm. Şu anki yönetimden kimse memnun değil. Çok basit artık. Aynen. Sebebini sen, biliyorsun. Sen şu ülkede başa gelmek istiyorsan eğer, o altılı masa başa gelmek istiyorsa, bilmem artık ne düşünüyorsa da bilmiyorum, beni dinliyorlardır kesin. Başa gelmek istiyorsa Mansur Yavaş'ı koysunlar, HDP'ye desteklerini çeksinler, olur. Peki dostum, bazı bazı illerde Suriyeli veya mülteci nüfusu Türk nüfusunu geçti. Evet. Hatay, işte Kilis gibi o civarlarda. Şimdi yarın bir gün üreme hızından dolayı bu adamların. Evet. Ya. Bizim üstümüze çıkacaklar diyecekler. Evet. Bizim nüfusumuz daha fazla. Bizim sözümüz geçecek. Şimdi bir savaşa girsek ve bu yani Türkiye bu savaştan yenilse eyvallah dersin. Bir evet, savaşa ama girdik. Nüfus artışıyla yenilirsen aynen o öyle, kötü yani oluyor. Şimdi kanla savaşarak alınan ülkeyi içerek mi geri vereceğiz? Aynen öyle. Biz ya abi, yani şu ülkede şimdi Yunan yalan mı kardeşim? Doğru. Abi tamam eyvallah bak. Mülteci konusunda sonuna kadar ben kimseye bir şey demem mülteci konusunda. Ama ya kolay mı ya? Ya kolay mı birisi gelecek burada isterse 50 milyon olsun, isterse 100 milyon olsun, isterse 500 milyon olsun hiç fark etmez. İsterse İstanbul nüfusunun %90'ı Suriyeli olsun. Ya inanıyor musun abi buna ya? Gelip işte bizi yerimizden edecekler, topraklarımızı işgal edecekler. Basit bir argüman yapayım sana.
Şu anda Kilis'te nüfusun çoğunluğu onlarda. Doğru mu? Evet. Doğru. Kimlik aldılar mı? Alanlar var, doğru. Yakında hepsi alacak. Yani öyle demeyelim de alacaklar. Ben tamam, peki çoğunluğu şimdi ayırmayıp da bunları ayırt edip ayırt etmeyip de hepsine kimlik verdiklerini düşün. Halkı zaten geçtiler. Türk nüfusunu geçtiler Kilis'te. Yarın biz burada belediye başkanı olacak olsa, aday olacak olsa biri, diğerleri de desteklese belediye başkanı olamazlar mı? Olabilirler. Erdoğan önceden belediye başkanıydı. Cumhurbaşkanı olmadı mı? Oldu. O adam belediye başkanıyken Cumhurbaşkanı adayı olup da bundan 5 sene sonra Cumhurbaşkanı olursa ne yapacaksın? Sen diyorsun ki bak, o dediğin kelimeyi kullanmayacağım. Biz teslim edeceğiz o şekilde. Ya şimdi böyle. Ya şu an sana bak, bak üreme hızından dolayı bizi geçip de ben sana şunu bu şekilde verirsen savaşarak aldığın ülkeyi bu şekilde geri vermek zoruna gitmeyecek. Bu şekilde geri vermeyiz Allah'ın. Bizden Allah'ın daha hızlı üredikleri için. Ya üresinler, bu şekilde geri vermeyiz. Bak bana şunu desen, hani sana şöyle bir şey söyleyeyim. 5 kat daha fazla ürüyorlar. Biliyorum. Sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Yarın öbürsü gün bir olay çıkarsınlar. Ki olacak da bu olacak. Çıkarıyorlar yani. Zaten. Olacak bu. Sadece medyaya yansıyor. Türk ordusu senin tabirinle sike sike göndermez mi? Bunları sen bana onu söyle. Göndermez abi. Abi gönderir ya. Bunlara ne emir gelirse onu yapar. Tamam işte gönderecek abi. Bak iktidarı düşünme. Yani illa birilerinin ölmesini mi bekliyoruz o zaman abi? Hayır, ölmesi için değil abi. Olay ya, abi şu anda bir olay çıkarırlar. Karımızın kızımızın selfiesini çekmiyorlar mı? Fotoğrafını evet, çekmiyorlar mı? Tamam. Tecavüz etmiyorlar mı? Gençlerimizi öldürmüyorlar mı? Daha neyi bekliyoruz abi? Abi işte bak ben sana diyorum. İlla iktidar saraya saldırmalarını mı bekliyoruz? İktidar yani? Olarak düşünme. İktidar abi, olarak düşünme. Abi şu an saraya saldırmasını mı bekliyoruz? İnsanın kalitesinde o yani. Neyi bekliyoruz abi o zaman? Peki kardeşliği de bekliyoruz. Sen iktidar olarak düşünüyorsun. Bu iktidar gider, başka bir iktidar gelir. Önümüzde seçim var. Onlar gönderir. Onlar göndermez, başka bir iktidar gelir. Onlar gönderir. Peki sen değişmezse ve geniş iktidar, resime bak. Bir şey örnek veriyorum. Yani değişti veya değişmedi. Her türlü sen bu adama kimlik verdin. Benim hakkım kardeşim. Kalacağım dese ne diyeceksin? Kimlik almış adam. Ya abi ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyuyor musun her zaman? Veyahut da hukuk kurallarına uyuyor musun? Sadece Türkiye'nin mi başına geldi bu kimlik alma, geri gönderme mevzusu? Türkiye'nin başına mı geldi sadece? Hani biz sadece sanki Türkiye'de mülteci sorunu varmış gibi sadece bu sene için söylemiyorum. Şu anki liderimiz neyi bekliyor abi? Niye göndermiyor? Abi şu an kolay değil ki o kadar. Hemen hadi gönderelim gitsin. Ya yavaş yavaş zaten bunun altyapısı oluşturuluyor. Oraya evler yapılıyor. Yani bak Türkleri şimdiye kadar çoktan kovmuşlardı. Bak ben buna kızıyorum. Yani oraya biz vize alarak gidiyoruz. 40 dereden su getiriyorlar. Bizi onlarla kıyaslama ya, abi. Hayır abi, bizi onlarla kıyaslama. Abi. Ya buraya savaştan kaçıp gelen adamla oraya gurbette giden adamı kıyaslamayalım abi lütfen. Arada çok fark var. Sana bir örnek vereyim. Yanlış bence. O kıyaslamayalım abi. Zaten altyapı oluşturuluyor abi. Bir anda olacak bir şey değil. 5 milyon 6 milyon kişiden bahsediliyor. Resmi rakamlara zaten göre daha fazladır. Sadece Suriyeliler, Afganlar'ı, ondan sonra siyahi vatandaşlar işte siyahi insanlar da devreye girince 10 milyonu geçiyor bu. Ama bir anda sen gönderemezsin ki. 10 milyon insana. Örnek vereyim. Şimdi biz diyoruz ya Suriyeli'ni, Afgan'ını istemiyoruz değil mi? Biz bunu diyoruz. Biz niye bunu diyoruz? Şurada abi geliyor adam benim kardeşime, kız kardeşime, bacıma yanlış bakıyor. Niye yanlış bakıyor? Bu Afganistan'da, Suriyeli'de din, bak İslamiyet'i yanlış yapıyorum. Yani İslamiyet'i ben boşlamıyorum. İslamiyet'e yanlışım yok benim burada. Kötülemiyorum. Ama din, onun dininde değil mi? Oradaki kadınlar kapalı, hepsi kapalı. Onun yaşam tarzında. Adam yani çok ülkesinde hiçbir şey görmemiş. Buraya geliyor, kaçıyor, buraya geliyor. Arkadaşlar söyledi şu, diyor ki yani onların örfüne, adetine göre 12 yaşındaki çocuklar ona göre helal. Evet. Kendilerine eş olarak alabiliyor. Şimdi bu tipler orada kafa kesen adamlar, burada tavuk kesemeyen gençlerle entegre olmaya çalışıyor. Şimdi ben sana en başta ne dedim? Mülteci konusuna hiçbir şey söylemem. Arkadaştan daha da katı fikirliyim, onu da söyleyeyim. Senden de daha katı fikirliyim. Gitsinler abi, kalmasınlar. Ben de istemiyorum. Ha, kalifiye eleman, çalışan eleman kalsın, bir şekilde çalışma izni verilsin. Çünkü bunun bir de sonrası var. Yıllarca zencilerden sorun yaşadık mı? Yaşamadık. Siyahi vatandaşlarla herhangi bir sorunumuz var mıydı? Yaşamadık. Yok. Şu anda da yaşamadık. Efendi saatlerini satıyorlardı. Konfeksiyonda çalışıyorlardı. Aynen öyle. Bunlar geldikleri yerde, misafirlikleri yaptıkları yerde kaba sıçıyorlar o yüzden. Abi öyle doğru. Tekstille uğraşan tanıdığın var mı? Veyahut da tekstille sen de uğraşabilirsin. Uğraşıyor musun? Tekstilden örnek vereyim. Var yani civarlarında. Biz tekstille uğraşıyoruz abi. Şu an hani
dedim ya sana hepsini göndersek ne olur gibisinde. Yemin ederim çöker ya sistem. Bak çöker biter gider. Abi nasıl alakası yok ya? Benim firmamda 20 tane eleman çalışıyor. 3 tanesi asgari ücretli sigortalı. Türk vatandaşı. Geri kalanın hepsi yabancı ya. Firmanın adını da söyle de. Firmanın adını boş ver abi. Firmanın adını boş ver. Ben Azerbaycanlıyım bak. Ben Türk vatandaşıyım ama Azerbaycan doğumluyum. Eyvallah. Ama buradaki hiçbir kimseye de yanlış yapmam. Çünkü ben bu topraklarda büyüdüm. Eyvallah. Şimdi buradaki genç ne diyor biliyor musun? Avrupa'daki bir saat çalışıyor. Bir aylık evdekinin bir aylık giriyor markete 100 lirayla evine alıyor götürüyor ama oradaki Suriyeli satıyor da malını geliyor burada yiyor artı üstüne çalışıyor 10 tane çocuk yaparak çalışıyor devlet yardım ediyor artı Avrupa'da yardım ediyor bunlara devlet şey göndermemek için Yunanistan'a Avrupa Birliği buna yardım ediyor ülkeye para veriyor ülke o parayı cebe atıyor daha çok vermesi gerekiyor 7000 lira vermesi gerekiyorken 2000 lira veriyor o Suriyeli de kişi başına, bir tane Suriyeliler çok diyoruz ya, aile de çok. Kişi başına 2000 lira desen 10 kişi ise ne kadar para yapar? Çok para yapıyor değil mi? O bir de üstüne gidip çalışıyor. Benim gencim diyor ki, bu diyor aylık diyor, kazancı bu ailenin diyor 30 bin liraysa ben 7 bin lirayla çalışıp da köle gibi çalışmak istemiyorum demiş. İlla ki yolunuz düşer, sadece mağazaların içine bakın. Hep Suriye, ne kadar? Yok, Suriyeli Türkmen. Bak Suriyeli Türkmen. Abi, ya gerçekten bak bunu samimi söylüyorum. Ya Türk insanlar, Türk vatandaşları çalışmıyor bu doğru sektörlerde, doğru, ağır doğru sektörlerde bak. Ağır emeğinin karşılığını almadığı için çalışıyor. Tamam bak, o farklı bir konu. Emeğinin karşılığını almadığı için dostum. Okuma, o farklı bir okuma konu. Bak, o farklı bir konu. Biz şu an mültecileri konuşuyoruz. Gönderilsin. Bir şey sorabilirim, çok özür dilerim. Tabii. Şimdi Suriyeliler gelene kadar bu ülkede ağır sanayide kimse çalışmıyor muydu? Çalışıyordu. Çalışıyordu. Ama yine çalışıyor. Ama bu kadar üniversite okuyan yoktur. Bak ben büyük firmada çalışıyorum. Üniversite açmak marifet değil. Yok yok. Bak ben büyük firmada çalışıyordum. SYK'nin büyük firması İmalat'ındaydım. Yani gelirlerdi öğrenciler. Sezonluk gelirler. 1500 kişi oluyorlardı. 1500 kişi oluyordu. Millet toparlanıyordu. Çalışmaya başlıyorduk. Okullar bir açıldığı zaman 750 kişiye düşüyordu. Okullar gidiyordu. Üniversiteyi bitirenler, ben üniversite okudum, 4 yılımı verdim, şöyle oldu, böyle oldu, ben gidip de orada fabrikada çalışır mıyım, çalışmam diye gelmiyorlar. Bunu yapan çok... kontenjan açacak o zaman. Abi bak, bizim 30 bin eczacı, abi. Bir dakika dur abi ben söyleyeyim. Yok bir saniye. Bizim 30 bin eczacı ihtiyacımız varken 50 bin eczacı kontenjanı açmayacak o zaman. Anladın mı? Yani sorun burada birazcık da. Bir saniye, arkadaş bir şey söyledi. Yani bir 10 sene öncesinden bahsediyorsun değil mi Suriyeliler gelmeden önce? Sene, yani sen 2010 yılının tekstilde yapılan ihracatına bak kaç milyar dolar. Bir de şimdi yapılan ihracata bak kaç milyar dolar. Zaten hani bu ülke tekstiliyle öne çıkan bir ülke, tarımıyla öne çıkan bir ülke. Yani Suriyelisi, Pakisi gelene kadar bu ülkede tekstil üretilmiyor muydu? Üretiliyordu. Ben aynı fikirdeyim. Üretiliyordu ama 2010'daki ihracat rakamına bak. 2022'deki sadece 2022'nin yani Ocak ayından bu yana hangi aydayız? Şimdi Eylül'e girdik. Hazirana kadarki dönemde, 6 aylık dönemde Laleli'de, sadece Laleli'de 6 milyar dolar ihracat yapılmış. Bavulculara ya, bavulla Rusya'ya götürüyorlar, işte İngiltere'ye götürüyor. 6 milyar dolar. 2010'da 6 milyar dolar yapılmış mı? Bir baksana. 2010'da 6 milyarlık yapacak neyin vardı ki senin? Yani sen gene tekstil. Sen şu anda tekstili çok ürettiğin için 6 milyar yapmıyor. Piyasadaki ekonomi rakamlar yükseldiği için senin sayın artıyor. Dolar olarak mı yükseldi rakamlar? TL olarak mı yükseldi? Yok. Yeni şimdi senin dediklerine TL yükseldi, düşmesi lazım. Veya mülteci mi almamız lazımdı da yükselecek? Sen dışarıya dolarla yapıyorsun. Fiyatlar dolarla belirleniyor. Dolar bazından söylüyor. Sen TL dolar olarak enflasyona bak. TL olarak değil. Oradaki adam haliyle parasının nasıl söyleyeyim 1 dolar 18 lira mıydı neydi? Geliyor buraya mesela Bulgarlar geliyor biliyorsunuz topluyor gidiyor. Bu sefer sana bana kalmıyor. O adama çok satmış gözüküyorsun ama sömürülüyorsun normalde. O adam bizi sömürüyor işte. Olay bu. Tartıştığımız konu farklı. 2010'da yapılan ihracat örnek veriyorum. Türkiye'nin çapı o zaman 10 milyar dolar ihracat yapmaya yetiyordu tekstil olarak. Şu an 3 katı 4 katı rahat artmıştır. O zamanla şimdiki verdiğiniz maaş arasında ne kadar fark var? Ya o zaman 310 yani o zamanın alım gücünden bahsediyoruz. Çok dağlar kadar fark var abi. Yani şu an iyi değil, ekonomi değil. Sen o alım gücünü yani o vatandaşa sağlamazsan o da çalışmaz. Ya sen de gidersin. Doğru, o paraya çalışacak birine. Sen diyorsun ki o kadar arttı, bu kadar arttı. Arttı ama sen personelin parasını arttırdın mı? Şu an asgari ücret ne kadar? 5500 lira değil mi? Normalde her yere gitsen 5500 lira alırsın. 3 harfli marketler zincirine git. Aynen öyle. Hiç fark etmez. Şurada bir yerde de gitsen alırsın 5500 lira. Şu an bak samimi söylüyorum bunu sana. Ustaların maaşları farklı oluyor. Bilirsin.
tekstilde dikimcilerin, kesimcilerin maaşları daha yüksek oluyor. Neredeyse iki katı oluyor. İki katı değil, iki buçuk katı, üç katı veriliyor. Ne kadar mesela şu anda bir ustanın yani, fiyatı ne kadar? Sen daha iyi bilirsin. Maaşı ne kadar? 13 milyar alıyor. Peki sence normal mi doktordan fazla alması var? Doktordan normal. Fazla mı? Normal. Doktor 9 bin lira, 10 bin lira alıyor. Şu an en düşük memur maaşı 9700 lira. Ben abi sen 2014'ten falan bahsediyorsun doktordan herhalde. Doktordan fazla alınca şu an en düşük memur maaşı en düşük yani ha. Hangi kamuda çalışsın 9600-9700 lira. Yani sen sence, doktordan fazla alınca ne oluyor? Sence şeyden, hayır onu demek istemiyorum. Ya biri hayat kurtarıyor. Biri deri kesiyor, anladın abi mı? Onu demek istedim ya. Din iş yapıyor yani. Geçen sene 250 milyar, bir dakika. Geçen sene 250 milyar dolar ihracat yapılmış. Doktor mu yaptı bunu? Küçümsemedim yanlış. Hayır. Doktor maaşı da şu an 25 bin lira. Biri deri kesiyor diyorsun, biri doktorlarımızın kıymetini biliyor muyuz? Yani emeğinin karşılığını veriyor muyuz? Ya şöyle söyleyeyim abi bak. Bu sene çap bazında, geçen sene. Zaten son 2-3 senedir bir ekonomik sıkıntı var. Ya bunda hemfikiriz zaten. Bunda hemfikiriz. Ben sadece bir şey soracağım sadece. Şeyli öğretmenler neydi? Seçmeli şey. Ücretli. Sözleşmeli. Sözleşmeli öğretmenler. Ben de yapıyorum. Ha, evet. Sözleşmeli öğretmenler devlet memuru değil mi? Hayır değil. Nasıl değil? 650'ye değil tabiler abi. Ya şu anda aldığım maaş devlet memuru maaşını almıyor sadece. İşte asgari ücreti 650'ye diye tabiysen asgari, yani devlet memuruysan asgari ücrete yakın miktarda para alıyor. Evet. 3500-3700 alıyoruz diyorlar. Şu an 5200-5300 civarı. Ya asgari ücret 5500 iken nasıl alıyor? Bir de az önce dedin ki 9700'den memur değil. Az alıyor. Sözleşmeli diyorum. Alan yok dedi. Ücretli öğretmenlikten bahsediyorum. Memur değil. Sözleşmeli diyorsun. Peki bu mantıklı mı sence mesela yani bir öğretmene bu kadar parayı hak görmüyor? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Ama ne yapıyor? Atanamadığın zaman sana o konuda yardım. Boş durma diyor hani. KPSS'ye giriyorsun, tercih yapıyorsun. Herhangi bir okula boşluk varsa diyor gel diyor. Burada diyor hani boş durmaktan iyidir. Asgari ücretini alıyorsun. Gidip orada burada hiç yapmadığın bir şey yapacağına. Ya gel kendi mesleğini yap. Yine burada yine boş durma diyor. Yine KPSS'ye hazırlan. Tekrardan git atan diyor sana. Bak aslında şeyler güzel şeyler. Bak gerçekten harika güzel şeyler oluyor. Ama işte ekonomik sıkıntılardan dolayı milletin en önemli şeyi yemesidir, içmesidir, barınmasıdır. Ya bunlar sıkıntılı olduğu için kimsenin umurunda değil yani şunlar. Şimdi son bir şey söyleyip gideceğim. Adam ne dedi abi? Ümit Özdağ. Dedi ki ben iktidara gelirsem işte bu kadar zamanda 75 bin göçmeni göndereceğim. Ama kendi babası 90'lar darbesine katılmış birisidir. İşte Kılıçdaroğlu HDP'ye destek veriyor. Sen biraz önce dedin ki bir dakika söyle gitme ama. Gitmeyeceğim. Kılıçdaroğlu da HDP'ye destek veriyor. Evet. Oy almak için Kürtlerden. Tayyip da zamanında Barzani'nin elini yükseltti oy almak için. Çözüm sürecinden. Aynen öyle. Biz 2017'de ben değil buradaki büyükler, büyük abilerim, büyük ablalarım 2017'de tek sistemlik başkanlık sistemi aynen. Başkanlık sistemini geçirdikten sonra yani oy bastıktan sonra evet biz kendi ipimizi çektik. Bitirdik biz kendimizi. Birisi çıkıyor TikTok başkanı oluyor. Birisi çıkıyor. Abi herkes kar peşinde ya. Milyonluk arabaya biniyorsunuz ya. Geçen işte geziyorum sosyal medyada. Tayyip'in konvoyunu görüyorum. 250 tane araba saydım ben ya. Bak ben kendim 200 tane. Benim vergilerim, benim annemin, babamın, kardeşimin çalıştığı vergileri yani ben burada marketten doğru düzgün alışveriş yapamıyorken o niye 250 tane arabaya biniyor ya? Bak Almanya'nın başbakanı kimdi o karı? Neyse, bir tane araba. Karı lafını da kınıyorum bu arada. Doğru, özür dilerim. Beyefendi, hanımefendi. Evet, karıştı iyice sıvadı. Çünkü yok. Almanya şimdi beyefendi oldu ya o yüzden dedim. O aklıma geldi. Bir tane araba aldı. Bir tane de ev aldı çıktı. Kaç yıl iktidardaydı? Enflasyonu düşürdü mü? Düşürmedi. Şimdi elini vicdanına koy. Öyle konuş, tamam mı? 2016'dan sonrasını baz alma. 2016'dan öncesini baz al. Tayyip yönetti. Ama artık muydu, biliyor gideceğini. 200 tane konvoy arabası var. Bir dakika, hiç diyor muydun? O zaman o kadar yok. Ya 100 tanedir, 150 tanedir fark etmez abi. Diyen yine söyler. Ama bak, absürt bir rakam demek istediğim, farklı bir şey. Bizim ülkemizde hal iyiyken yanlış şeyler kimsenin gözüne batmıyor. Parasal durumdan kastım. Ama cebinde 100 lira eksildiği zaman, 200 lira eksildiği zaman hemen affedersin götünü başını yırtıyor. Abi, Yahudi aç kalınca eski defterleri kurcalarmış. Bu bir atasözü yani. Doğru. Bak. Aç kalınca mecburen ama, bakıyorsun sağına sonuna. Ben niye açım da bunlar niye şatafatın içinde diye. Tam bu insanların da yanlışları var. Bu hükümetin de yanlışları var. Hemfikiriz. Bu sorun 80 senelik, 70 senelik sorun. Bu sorun zamanında bir zemine oturtturulmamış. Ekonomi de, eğitim sistemi de oturtturulmamış.
Abdullah Tayyip'i kedisi gibi yaptı. Değil mi? Oynattı. Tayyip mi oynattı Tayyip Erdoğan? Dinle. Bak her şeyini yaptırdı değil mi? Sonunda Tayyip dedi ki ben dedi artık yapamam dedi. Bu da dedi ki bu adam iktidara geçecek artık dedi. Darbe oldu. 15 Temmuz darbesine de inanmıyorum. Hani hepsi tiyatroydu. Darbe dediğin akşam adam evinden kilodüyle üstündekiyle. Neyse artık. Alacak karısıyla beraber. Darbe odur ki milletin haberi olmayacak. Köprüyü yani kapatmayacaksın. Öyle bir darbe yok. Bir dakika. Darbe 60 darbesini acaba kaç kişiyle yapıyorlar darbe biliyor musun? 60 darbesini kültür merkezi var Zeytinburnu'nda. Evet. Oradaydım. 60 darbesi. 60 darbesini araştırdın mı? Yani az çok araştırdım. Araştırdım biliyorsun. Yani fazla bilmiyorum ama az çok araştırdım. İnanıyor musun veyahut da tiyatro olduğuna mı inanıyorsun? Ya benim gözümde artık her şey tiyatro yani. Yok, kar. Öyle deme. Sen 15 Temmuz'dan öncesini zaman, düşün. O zaman askeriye yönetim el koymuştu. O başka bir tabii şey. Yani. Şu anda anlatacağım. Şu anda askeriye görünümlü Fethullahçı terör örgütü el koymaya çalıştı. Tamam, onu anlatacağım. Yine abi o başka bir şey. Sence başka darbe yapan, hayır, darbe yapan teröristindir değil midir? Senin ülkenin düzenini bozuyor. Kim olursa olsun. Şey kim ya, olursa olsun. Askeriyeninki başka. Ben sana şunu söyleyeceğim. 60 darbesini 45 tane subay yapıyor. Hükümeti ele geçiriyor. Bir dakika. Tüm darbelerin faturası kime kesildi? Millete. Millete kesildi. Tamam. Bize kesildi. Benim son söyleyeceğim bir şey. Bu askeri orduyu layıktan çıkaran bir yönetim var şimdi. Atatürk'ün, Mustafa Kemal, Ulu Önder Mustafa Kemal, Atatürk'ün peşinden gitmek istemiyorlar. Unutturmaya çalışıyorlar. Niye buraya yapıyorlar bak, okullarda. Okullar bak. Bak şimdi ben sana Ukrayna Başbakanı'nın yaptığını söyleyeyim. Fotoğrafını koymuş üst masasının eyvallah üstüne tamam mı? Esmiş binaya. Kendisini değil, kendisinin fotoğrafını koymuşlar. Çocuğunu bilmiyorum. Dedi ki bu benim ülkemi mi kurtardı? Benim ülkemi kurtarmadı. Ama bu geliyor tüm okullara, tüm neyse işte devleti binalara kendi fotoğrafını koyuyor ve Atatürk'ü unutturmaya çalışıyor. Şimdi, ben söyleyeceğim son bir şey bu, gidiyorum ben çünkü. Son söyleyeceğim bir şey Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir ülkede son layık gence kadar, son layık subaya kadar, askere kadar o unutulmayacak. Mustafa Kemal Atatürk unutulmayacak. Şunu kafatından çıkalım. Ben o kafada değilim bir kere. Onu geç de. O kafadaysa çıkarsın. Burada bak unutmak söylemedi zaten. Unutmak ve unutmamak tamamen senince. Bir an ilk konuşmaya başladığın zaman dedin ki bu adamlar dini kullandı, kitabı kullandı, bizi dinden soğuttular. Sen bu adamın sözüyle mi İslam'dan soğuyorsun? Hayır, öyle değil. Şimdi ama benim kardeşim, küçük kardeşim. Bir dakika. Kitaplardan Atatürk'ü çıkarıyorlar. Atatürk adını unutturuyorlar. Örnek... Sen bu adamların yaptıklarıyla mı unutuyorsun? Bir dakika. Bir saniye. Bu mu yani? Bu adam dostum, kalkıp bir dakika abi. Bu adam eline kitabı alıp mitinge katıldıysa ben dinden niye soğuyayım ki ya? Niye soğuyayım? Abi, ben sana İslam bambaşka demedim bir şey. Bak, hayır bana bak, değil zaten. Genelleme konuştun. Bak genelleme konuştun. Canım şey değil, dindar değil. Dindarlıktan gelmiyor. Tamam mı? Ön yargılı davranmam. İmam Hatip de küçük çocuklara tecavüz ediliyorsa tamam mı? Kardeşim. Sen isteyerek soğursun dinden. Abi niye soğuyorsun? İstemeyerek yani de soğursun. Bak yani İslam kusursuzdur. İnsanlar kusurlu. Bunun önce farkına varacaksın önce. Ya şimdiki bak sen eğer Müslümanım diyorsan, bak Müslümanım diyorsan Müslüman olmaya da bilirsin. Işte, deist şu anki, olabilirsin. Şu anki yönetimin de bunlar hakkında herhangi bir işlem yapmaması ya da bunları destekleyici tavırda konuşması. Abi nasıl? Kardeşimin de zoruna giriyor. Hangi konuda işlem yapılıyor? Mesela örnek veriyorum. Bir tane hoca vardı. Adını şimdi zikretmeyeyim. Sonra bize dava açıyorlar bunlarla ilgili. Bir tane hoca vardı. 4 tane erkek çocuğuna tacizde ve birinde de tecavüze bulunduğuna dair kanıtları var. Bu bir vakıf ama vardı onun. Aynen öyle. Tamam. Ha işte o vakıfın tamam başkanı. Aha. Genel başkanı. Bak nasıl hatırlıyorsun. Biliyorum çünkü. Herhangi bir işlem yapıldı mı? Aç şimdi araştır. Bin yıl üstünde ceza aldı. Bakabiliriz şurada Google'da. Bak bu sürekli arkadaş röportajlarda dönüyor bu konu. Ha bana şunu de. O vakıf niye kapatılmadı? Ben de derim kapatılsın ya, abi. Kapatılsın kapatılmaz. Bak, o kapatılsın. Problem değil. Ama şimdi sen kalkıp kanıtlanmış, tecavüz edilmiş. Ya cezası belli. Adam bin yıldan fazla zaten ceza almış. Her zaman dallandırıp budaklandırıyorlar böyle. Milletin kafasını güzel karıştırıyorlar. Güzel anladın abi mı? Onun TC kimliği vardı değil mi? Bu Türk vatandaşıydı o yapan. Aynen. Ama şu sokaklarda Türk vatandaşı olmayıp da tecavüz edip kaçan çok. Tamam mı? Benim arkadaşlarımı bıçakladılar Zeytinburnu'nda. Çocuk öldü. Kim yaptı? Suriyeli yaptı. Neden bulamadılar? Çünkü TC vatandaşı değildi. Tamam mı? Bu konuda biz seninle hemfikiriz. Biraz önce tamam de konuştuk. Ben de dedim mülteciler istemiyorum peki diye. Sen dindar tamam, ben şimdi sen bir saniye son bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söyleyeceğim. Burada abi soruları ben sorarım. Tamam. Senin sahne yok. Senin aklındaki lider kimdir dostum? Benim aklımdaki lider buradaki Kürt kardeşlerim yanlış anlaşılmasın benim. Varsa isim olarak söyleyeceğim. Aklımdaki lideri söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden giden bir lider. Kürt değildir. Kürdüm diyen o Irak'taki Kürtlerdendir. Ben Türkiye topraklarında bir Kürdüm diyen tamam o Türkiye vatandaşıdır.
onu demeyen, tamam mı? Ben Kürdüm ama Türk'üm diyen. İkincisi de Kürtlerin, o HDP'nin ben desteklemeyen, YPG'yi desteklemeyen, o parti var ya HDP. YPG'yi destekliyor değil mi? PKK'yı, YPG'yi. Onu desteklemeyen bir partiyle olmamasını istiyorum. İkinci kez. MHP gibi bir Tayyip'e karşı, bir ona yanında olan bir parti istemiyorum. Ben tamam, yani var mı? Benim böyle, var. Bunları yapacak var. Bir lider var mı? Var ama keşke var o partiden olmasa. Mansur Yavaş'ı ben diyorum. Bak gönlümden diyorum. Bekliyordum bunu. Şimdi dedin ki Kürdünü, Türkünü dedin, destekleyecek gidecek. Aç Mansur Yavaş'ın 15 sene önceki konuşmasını dinle. Tamam, ne diyor biliyor musun? Bir dakika. Ne diyor biliyor musun? Ben diyor niye Ağrılı'ya diyor oy vereyim? Ben diyor niye Hakk'a? Ben Kürt değilim ha. Köküne kadar Türk'üm soy olarak. Ama benim bütün arkadaşlarım Kürttür. Malatyalıyım ben. Evet. Tüm arkadaşlarım Kürttür. Allah razı olsun hiçbirisinden de zarar görmedim. Dostum, arkadaşın kim abi? Senin aklındaki lider kimdir? Size de soracağım. Vallahi aklında şu an yani bu göreve layık kimse yok abi, açık söyleyeyim. Hani Kılıçdaroğlu diyorsun, dönüp bakıyorsun, adam diyor ki daha dün söyledim. 108 tane parti var. Tüm liderleri eleştirmeyeceğiz. Var mı aklında birisi? Aklımda ya şu an düşündüğüm tekrar bir şans verilmesi Tayyip Erdoğan'a, o şekilde önümüze bakmamız. Bak sebebini de söyleyeyim. Tamam, teşekkür ederim. Gönlünden öyle geçiyorsa. Gönlünden öyle geçiyor. Anladım. Tamam. Eyvallah. Senin abi? Benim de aynı şekilde abi. Tayyip Erdoğan. Evet, aynı şekilde. Senin abi var mı aklında bir lider? Çünkü vallahi, az önce bir şey diyemiyorum abi. Giden bir arkadaş vardı. Tamam. Bir şey diyemiyorum abi. Sen belirtmek istemiyorsun. Ya belirtmek. Teşekkür ederim abi. Herkese teşekkür ederim. Yok dur söyleme, bir yeter artık. Son bir şey söyleyeyim 10 saniyelik. Sen son kendi tamam bitiriyorum. Ama son bir şey söyleyeceğim. 10 saniye sonra aşağı doğru gideceğim. Kendi celladımıza aşık olmuş bir milletiz. Bırakamıyoruz. Kafamızı kesiyor. Biz bırakamak yapıyor. Bize ya, tam bak şimdi abi, abinin adam da şimdi ona karşı bir şey. Aynen. Abla, kendi celladımıza tamam, aşık tamam olmuş bir milletiz. Yani kimin gönlünden ne geçiyorsa artık kendiniz kendinize yapıyorsunuz. Akıllanmanızı istiyorum. Yeter abi ya, yeter. Ben burada çekiyorum. Ben, senin verdiğin oyu ben çekiyorum. Ben şöyle bağlayayım. Dur sonunu ben şöyle bağlayayım. Sen bağla, ben yarın, bir şey yok söyleme. Abi. Tamam. Yok, sen de söyleme, sen de söyleme. Ben en sonu ben söylüyorum abi. Son söz bende. Diyorum ki yarın bir gün evlatlarımızın suratına baktığımızda utanmayacak bir oy kullanmayı nasip etsin. Herkese teşekkür abi, ediyorum. Abi, herkese iyi akşamlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar dostum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kal.